Herkese merhaba. Haber Türk ekranlarına hoş geldiniz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte her gün evlerinize misafir oluyoruz. Nasır suresinin anlamlarını konuşacağız. Yeni Kapı Mevlevi Hanesindeyiz. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz bu arada. Ama Şimdi... hiçbir programda nasılsın falan diye sormadım. Ben N sormuş olayım. <laughs> Allah iyiliğinizi daim eylesin inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Allah hamdinizi, hamdimizi daim eylesin. Amin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel dileklerde bulundunuz. Öğreniyoruz. Evet. <laughs> Pekala. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Utlubul ilme minel mehdi ile lahdi. Beşikten mezara kadar ilmi talep ediniz hepimiz. Hepimiz öğreniyoruz yani. Sadece biri değil yani. Hatta bir hadisinde buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Utlubul <laughs> ilme Velev bir sini. Sin uzak yer, Çin anlamına geliyor. İlim Çin'de dahi yani nerede uzakta bulunursa bulunsun eğer konu ilimse, bilgi ise o Müslümanın yitiğidir. Müslüman o bilgiyle ulaşmak durumundadır. Her fırsatı bilmeye, öğrenmeye vesile addetmek lazım. Her ve öğrenmeye saniyede devam yine bir şeyler lazım. Öğrenme isteği ve arzusuyla e, zamanın içine girmek ve etrafı o şekilde gözlemlemek gerekmekte. Hadi bir hadiste okuyayım Can Suhan'ın. Hadi bakalım. Buyuruyor ki Peygamberimiz. Men sevva yevmâhu fehuve magbûnun. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır diyor. Ziyandadır. Yani bu hem ibadet olarak, hem ahlak olarak, hem bilgi olarak, hem beceri olarak, hem fedakarlık olarak. ver her Müslümanın günü dününden iyi olmak zorundadır. Onun için... Güne yatırım, dünü geçme anlamında bir yarıştır. Kişi kendiyle yarış ederse muzaffer olur. Başkasını mağlup etmek diye bir hedefi olmaması lazım. Peki, yayın öncesi aslında ben halini hatmin soruyorum hocamın ama yayın içerisinde de sorulmasını evet. istiyormuş. Buradan da bunu öğrenmiş olduk. Pekala. Evet. Şimdi Nasr Suresi ile başlayalım hı hı. bu programımıza. Hayber'in fethinden sonra indiğini biliyoruz. Mekke'nin fethini müjdelediğini biliyoruz evet. ve insanların e, gruplar halinde Müslümanlığa gireceklerini de müjdeliyor Allah evet. Teala. Hem iniş zamanını çünkü Hicret'in üzerinden 7 yıl geçtikten sonra indiği rivayet ediliyor. Evet. Ama bir takım işte emin olunamayan durumlar da var. İniş zamanıyla konuşalım. Hem de nüzul sebebini biraz daha detaylandıralım. Evet şimdi bu Nasr suresi teknik olarak ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'in gene en kısa surelerinden biridir. 3 ayettir bu da. Hı -hı. Asır suresi, Kevser suresi ve Nasr sureleri Kur'an'ın teknik olarak ayet sayısı itibariyle en kısa surelerinden bir tanesidir. Enteresandır Cansu Hanım. Bu Medine dönemi suresidir. Hayber fethedilmiş, artık Mekke özlemi var Müslümanların zihninde, yüreğinde. Ama henüz Mekke'nin fethinin şartları olgunlaşmamış. bunun tam böyle duyguların yoğun olduğu bir dönemde Saf Suresinin bir ayeti Müslümanların gündemine geliyor. Orada diyor ki Allahu Teala, Ya eyyühellezine amenü, Saf Suresinin 9 ve 10. ayetleri, Ya amenü, ey iman edenler, El edullukum ala ticaretin tunjiikum min azabin elimin. Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticarete yönlendireyim mi? Böyle bir ticaretin haberini size vereyim mi? E, ver demektir bu. Tu'minuna billahi Allah'a iman edeceksiniz yani güveneceksiniz ve Resulihi, peygamberine güveneceksiniz. Ve cihadin fi sebili. Allah yolunda cihadı e, önceleyeceksiniz. Tüminune billahi ve rasuli ve ve enfusikum. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda fedakarlık yapacaksınız. Yani imanınızın güvene dönüşüp dönmediği noktasında bir teste tabi tutuluyor ve cihad ediyorlar. Zalikum bu feda... hayr. <laughs> Buyurun. ta'lemun. <laughs> Eğer bilirseniz bu fedakarlık sizin için daha hayırlıdır. Ondan sonra e, ee, o fedakarlığın karşılığında neler vaat ediliyor? Hem ilahi yardım hem de başarı. Evet. Yağfirleküm min ve yuakhirküm. Yani sizin günahlarınızın bir bölümünü affeder Allahü Teala sizi altlarından ırmaklara kan cennetlere koyar. Ee, bu ahirete yönelik ödül. Ve uhra tuhibbuna. Çok seveceğiniz bir başka ödülü daha vardır. Allah yolunda fedakarlık yaparsanız. Nedir bu? nasrun minallahi ve fethun karibun. Allah'tan gelecek bir yardım ve yakın bir fetih sizin için müjdelerin, dünyevi müjdelerin en önemlisidir anlamında. Orada da Mekke'nin fethine işaret ediliyor. O müjde yer alıyor. Burada da aynı müjde Allahu Teala'dan gelecek bir yardımı ve onun peşinden yaşanacak zaferi Müslümanların gündemine getiriyor. Hayber dönüşü Risaletin 7 yıllarına yaklaşık olarak tekabül ediyor. Yani dediğim gibi bir Mekke özlemi var. Mekke neydi Mekke? Müslümanların yüreğinde Mekke. Mekke o mühacir dediğimiz Medine'ye göçen Müslümanların hepsinin vatanıydı. Hatıraları orada vardı. Malları mülkleri orada vardı. İslam'a giremeyen girmeyen bir takım yakınları orada vardı. Yani onların aslında canı bir çeşit Mekke'ye bağlıydı. Evet Mekke'den Medine'ye hicret etmişler de ama hicretin çok nefis bir tarifi vardır. Hicret bir yerden başka bir yere yapılan yolculuktan ibaret değildir. Hicret bir yolculuğa çıkarken geri dönmek niyetiyle yola çıkmak demektir. Yani bir anlamda yola çıkarken aklı geride kalmak anlamına gelir. Hicrette böyle bir yeri ebediyen terk ediş yoktur. Yani şunu açalım. Aklın geride kalmalı mı? Geri dönmek ve orada tekrar muzaffer olabilmek açısından yoksa isteme istemeye gittin. Aklın geride kalıyor ve bu sana manevi bir yük, ağırlık. Bunu yapabildiğin için mi hicret ediyor oluyorsun? Ya ikisini de varsayabiliriz. Yani Mekke o yörenin çok önemli bir şehri. Evet Medine Müslümanların dini uyguladıkları yerdir. Allah'a karşı yükümlülüklerini hatırlayıp yerine getirdikleri yerdir. Evet Medine Müslümanların medeniyet ürettiği yerdir. Eyvallah bunların hepsi doğrudur ama ne olursa olsun İslam ümmetinin ya da bütün insanlığın şehirler içerisinde yüreğinin aktığı yer Mekke'dir. Çünkü insanlığın ilk mabedi orada inşa edilmiştir. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi bekke. İnsanlar için kurulmuş ilk mabet Bekke Vadisi'nde olandır. Yani Mekke'de olandır. Yani Kabe'dir. Onun için Kur'an-ı Kerim Mekke'ye Ümmül Kura der. Şehirlerin anası der. Müslümanların Mekke kıblesidir. Yani bizim ibadet hayatımızın bir parçasıdır Kabe. Her ne kadar Medine'ye hicret ettiyseler de Medine onlara her ne kadar yurt olduysa da her ne kadar ensar onlara belki insanlık tarihinde hiç görülmeyecek kadar bir Ali Cenab, bir yürek paylaşımı örnekliği ortaya koymuş olsa da yine de Medine'deki muhacir dediğimiz Müslümanların aklı Mekke'deydi. Çünkü Mekke onların kıblesiydi. Mekke onların hayatlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri önemli bir merkez idi. O, o yörenin en mihenk noktası oluşturabilecek bir e, coğrafya oluşturuyordu. Onun için Rabbimiz mesela Saf suresinde onu müjdeliyor. Nasrun minallahi Allah'tan gelecek bir yardım ve fethun garibun ve yakın bir fetih. Burada da ona işaret ediyor. İza caa nasrullahi vel fethu Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Yani Mekke fethedildiği zaman böyle muhteşem bir moral depolanıyor. Hatta üçüncü ayeti ifade ederken de söyleyeceğim. Yani Hayber fethedildikten sonra peygamberimizin aklında da Mekke var muhtemelen. Acaba buraları fethettik ama acaba Mekke ne olacak? Acaba Mekke'ye ulaşamayacak mıyız gibi böyle bir hafif insani bir tereddüt içerisinde bulunuyor muhtemelen. Çünkü bunu muhtemelen diyorum yüzde yüz bir kesin ifade kullanma şansımız yok. Ayette öyle bir şey demiyor. Ama ayette bir şey daha söylüyor. Diyor ki fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Rabbini hamd ederek tesbih et ve ondan bağışlanma dileğinde bulun. İstiğfar et. İstiğfar bağışlanma dileğinde bulunmak demektir. E bağışlanma dileğinde bulunmak için bağışlanmayı gerektirecek bir hususun meydanda olması lazım. Deniyor ki burada bağışlanmaya konu olan mesele Peygamberimizin Hayber'in fethi esnasında Mekke acaba fethedilecek mi? Acaba fethedilebilecek mi? İçinde böyle bir tereddüt taşıyordu. İşte o tereddüdünden dolayı bile Cenab-ı Hak ona günahından, yani hatasından, yani farklı bir düşünceye sahip oluşundan dolayı istiğfarda bulun emrini vermişti. İşte Yüce Allah, bize biz bu ayetten şunu anlarız. Hiçbir fethi, Allah'ın yardımı olmadan gerçekleşmez. Fetih sonuçtur. Sebep Allah'ın yardımıdır. Nasrullah olmadan, Allah'ın yardımı gelmeden fetih gelmez. Allah'ın yardımı olmadan mesela bir takım ülkeler işgal edilebilir. Ama siz eğer yaptığınız tebliği yüreği fethetme noktasında gerçekleştirmediyseniz ilahi yardımı bu anlamda talep etmediğiniz anlamına gelir yaptığınız işlemlere de işgal derler. İşgal edilen yerler bir süre sonra asıl sahiplerine iade edilirler. Burada bir fetih ahlakı, bir zafer ahlakı öğretiliyor. Allah'ın yardımı gelmeden fetih gelmez. Ama ey peygamber ve ey müminler, herkese hitaben Allah'ın yardımı geldiği zaman ve fetih de onun beraberinde elbette gelmiş olacaktır. İşte o zaman ikinci ayetteki müjde gündeme getiriliyor. Şimdi o müjdeye geçmeden önce şunu da sormak isterim. Peki Fetih Suresi'nde neden bahsediliyor hocam? Evet işte mesela bir işe başlamadan önce şimdi biz burada e, izleyicilerimizin de merak ettiklerini konuşalım da istiyorum. Aralarda baştan beri hep bunu yapıyoruz aslında. Bu böyle ama bir de burada merak edilenler bunlar. Sizin bildikleriniz de bunlar diye. Mesela bir işe başlamadan önce, bir yola çıkılmadan önce hayırlı olsun, işte muzaffer olsun, başarılı olsun diye anneler, babalar belki işte çocuklar kendilerine oturup Fetih Suresi okuyorlar. Ee, ne anlatıyor Fetih Suresi ve bunun hikmeti nedir? Evet, bir hikmeti Fethi var mı? tabii. Fetih Suresi yani özel spesifik bir fetih öncesi, Hudeybiye öncesi ile alakalı bir e, mesaj içerir. E, fetih suresi asıl fetih Hudeybiye'dir. Yani Hudeybiye'de fetih yaşanmıştır. Yani Peygamberimiz engin dehasını orada ortaya koymuştur. Ama evrensel anlamda fethi mübin demek ap açık bir yürek fethi demektir. Peygamberimiz Hudeybiye'de aslında yürekleri fethetti. O, o Hudeybiye'de yaşananlar Mekke'ye yönlendirildiği taşındıktan sonra Mekke'nin de Mekkelilerin de yürekleri fethedilmeye başlanmıştı. Biliyorsunuz ya da kardeşlerimiz mutlaka biliyorlardır. Mekke'nin fethinde bir savaş yaşanmadı. Bir şiddet olmadı. Neden? Çünkü Allah'ın yardımı gelmiş, doğru hareketler ortaya konulmuş ve yürekler kazanılmıştı. Siz Allah'ın Fatih, Fettah olan Allah'ın fethedici sıfatına Efendim sığınarak her işinizle alakalı e, Cenab-ı Hakk'ın o sıfatını hayatınıza indirirsiniz. Herhangi iş aklınıza ne geliyorsa eğer hayırlı bir işse o işin öncesinde Fetih suresinin ilk ayeti okunur. Yani ben bu elde edeceğim nimeti Allah'ın bana ihsanının sonucu olarak elde ettim noktasında hayatı Allah bilinciyle yaşamayı öğreten bir duruştur. Fetih suresinin ilk ayetlerinin hatırlatılması ama orada da asıl önemli olan bakın şey değil. Yani coğrafik fizikle alakalı bir değişim ve dönüşüm değil. Yürekler fethedildi. Geldi peygamberimiz Mekke'ye. Fetih zamanı geldi Mekke'ye ama o fetihte savaş yaşanmadı. Hatta bir takım hatırlı adamlara payeler de verildi. İşte filancanın filancanın evinde duranlar ...kendilerini korumuş olacaklardır. Muhabette olanlar korumuş olacaklardır. İşte bir takım ayrıcalıklar ortaya konuyor. Tam Mekke ediliyor, Topluyor Mekkelileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Siz şimdi benden ne yapmamızı beklersin? Bek ne yapmamı beklersiniz diyor. Onlar da sen işte şöyle şöyle iyi bir insansın. Senden iyilikten başka bir şey beklemeyiz anlamında ifadeler kullanınca... Yusuf, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediğinin aynısını söylüyor. Diyor ki, evet. La tesribe aleykümül yevm yağfirullahu leküm. Ayet numarasını Hemen kardeşlerime aktarayım. Sen değerli bir kardeşsin. Evet. Değerli bir kardeşin olsun demişti. Heh. Bunun üzerine nebi aleyhisselatü vesselam da Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi bugün size kınama yok, <laughs> sizleri kınamıyorum. Allah sizi bağışlasın. Hem tüm traka diyor. Yani hepiniz serbestsiniz. Bekleniyordu ki böyle büyük bir e, zaferin peşinden işte oranın ahalisi çeşitli sıkıntılara maruz bırakılacak, esirler alınacak, cariyeler alınacak, sürgünler yaşanacak filan bilmem ne hiç öyle değil. Sen değerli bir kardeşsin, sen değerli bir kardeşin kardeşisin. Hazreti Yusuf'a Peygamberler baba bir kardeşlerdir öyle bilinirler. Ee, sen değerli bir kardeşin kardeşisin. Ee, onlar Hazreti Peygamberden hani merhamet beklediler. O da bunu hiçbir şekilde karşılıksız bırakmadı. La tesribe aleykümül yevm. Bugün size kınama yok. Yağfirullahu leküm. Allah sizi bağışlasın. Ve huve rahimin. O rahmet edenlerin, merhamet edenlerin en cömertidir diyerek o gün orada bir fetih. Asıl fetih o. Cansu Hanım. Fethedilen yani o gün Mekke alındı ama coğrafyayı almanız çok mana ifade etmez yüreği fethetmediyseniz toprağı fethetmenize fetih demezler. Onun adına işgal derler. Bunun üzerine mi gruplar halinde insanlar ha, Müslüman oldu? İşte o fetih budur. Vara eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca. O gün insanların gruplar halinde Allah'ın dinine girmiş olacağını göreceksin diyor. İşte fetih bu. Yani Mekke'nin alınması fetih değil. Mekke'lilerin yüreklerinin alınması fetihti. Onların gruplar halinde Allah'ın dinine gelip girmeleri fetihti. Yüreklerin elde edilmesine fetih diyor Kur'an-ı Kerim. Toprakların, coğrafyaların elde edilmesine değil. Coğrafyaya nasıl bir muamele yaparsanız yapın, eğer o coğrafyanın sakinlerinin gönüllerini fethetmediyseniz coğrafya sahibine iade olur, asıl sahibine gerisin geri döner. O, itibarla Mekke'nin fethi ifadesini coğrafik, efendim fizyolojik, şekilsel ve mekansal bir el değiştirme olarak görmemek lazım. O gün asıl fetih işte vara ey tenna fi dinillahi efvaca. O gün gruplar halinde insanların Allah'ın dinine oluk oluk öbek öbek aktığını göreceksin. İşte fetih bu. Ama bu sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemiyle sınırlı kalmayacak. Tabi. Tarih boyunca da yayılacak Tabii. müjdesi de var. Tabi elbette. Değil mi bu ayetlerin elbette. anlamında? Şimdi ben öteden beri söylüyorum. Siz de gayet iyi fark etmişsiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'in bakın bir bir Kur'an bakışı kardeşlerime ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'in bir dedikleri vardır bir de demek istedikleri vardır. Dedikleri nedir? İşte o günkü peygamberimize hitap ediyordur. O günkü müminlere hitap ediyordur. O günkü Mekkelilere hitap ediyordur. Veya Medinelere hitap ediyordur. Yani Kur'an-ı Kerim böyle atmosfere inmiş bir kitap değil. Bir sosyolojiye indi. Yani bir tarihi vakaya geldi peygamberimiz. Ayetler o toplumsal dinamikleri ortaya koyabilecek bir çözüm için geldiler. Ama Kur'an'ın mesajı evrenseldir eğer mesaj evrenselse ki öyledir, o zaman her bir ayetin önce ne dediğine bakacağız, sonra ne dediğinden hareketle ne demek istediğini kavrayacağız. Şimdi bunu deyince bazılar yanlış anlıyorlar. Yani Allah ne demek istediğini beceremedi de mi biz onu çıkaracağız gibi böyle biraz da maksadını aşan cümleler söylüyorlar. Arkadaş bir metni doğru anlamanın zorunlulukları vardır. Mesela Hazreti Peygamber'e diyor ki, bakın Can Suhan'ım. Hazreti Peygamber'e İsra Suresi 23. ayette buyuruyor ki Rabbimiz Ve bu rabbuke ellâ tabudu illa iyyâhu ve bil valideyni Rabbin hükme bağlamıştır ki Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz ve ana babaya iyilik edeceksiniz diyor. Sonra اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا Ana babadan bir tanesi veya her ikisi senin yanında peygamberimize buyuruyor. Senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa felate kullahuma Sakın onlara öf bile deme. Ve latenherhuma. Onları azarlama, uzaklaştırma. Ve kavlen kerime. Hep gönül alıcı söz söyle. Şimdi ne kime diyor Allahu Teala Hazreti Peygamber'e? peygamberimizin yanında yaşlanan ne annesi vardı ne babası vardı? Daha babası kendisi doğmadan vefat etti. Annesi de daha 6 yaşındayken vefat etti. Ama bakın hitapta peygamberimize diyor. İmma yebluğanne indeke. Senin yanında ulaşırsa el kibere yaşlılığa ahaduhuma. Bir tanesi ev veya iki tanesi. Yok ki peygamberimizin. Anası da yok o hayatta babası da yok. Demek ki ayetin bir dediği vardır. Bir de demek istediği vardır. Dediği ertelenmeyecek, ötelenmeyecek. O metin esas alınacak. Ama bu ayet bana iniyor, bu ayet bugün iniyor, bize iniyor duygusuyla acaba benden ne yapmamı, nasıl düşünmemi istiyor diye bir soruyu soracak her Müslüman o ayetin mesajını gününe ve hayatına taşıyacak. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Nasır suresinde o gün insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduğunu görürsün. Bu ne demek? Siz Allah rızası için, Allah'ın yardımını umarak, Allah'ın yardımıyla hareket ederek onun belirlediği esasları hayatınıza hakim kılarak onun size lütfedeceği fetih, yürek fetihini gerçekleştirirseniz siz de insanların gruplar halinde Allah'ın dinine girdiğini görürsünüz demektir. Bize bir prototip olarak Hazreti Peygamber döneminden örnek veriyor ama o tebliğ vazifesini, o görevi biz şimdi yapacağız, yapmak durumundayız. Fetih o gün bitmedi. Mesela bugün soruyor adam. Diyor ki işte yani bu şimdi Hristiyanlar, Yahudiler cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek diye böyle çok hararetli bir soru e, gündemde dolaşır. E kardeşim, onları nereye gidip nereye gitmeyeceğiyle ne ilgileniyorsun? Sen onlara hakikati anlattın mı, anlatmadın mı? Sen onlara İslam'ın güzelliklerini kavrattın mı, kavratmadın mı? Hatta onlara bir şey anlatmana bile gerek yok. Sen kendi hayatında uygulayarak doğru bir duruş ortaya koyarak İslam'ın güzelliklerini çevrendeki insanlara örnek oluşturabilecek bir şekilde sundun mu? Yok. E sen görevini yapmadan öbür alemin adamının nereye gideceğiyle niye ilgileniyorsun ki? Bakın bu müjde evrensel bir müjdedir. Siz yardım Allah'tan bileceksiniz. Yani yardımı hak edeceksiniz tabi. Öyle yardımı hak etmeyen Allah yardım etmiyor. Nerede? Nasıl mu hak edilecek? Tabii Muhammed suresinde buyuruyor işte. Buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu Ey iman edenler, inten tensurullah yansurkum. Siz eğer Allah'a yardım ederseniz Muhammed Suresi 7. ayet. Siz eğer Allah'a yardım ederseniz nasrullah diyor ya nasara kelimesi aynı. Inten Allah'a Allah'ın dinine yardım ederseniz yansurkum o da size yardım eder ve yüse bit akdamekum ve ayaklarınızı sabit de efendim sebatkar dayanıklıklar. Hatta başka bir ayette gene buna benzer bir mesaj veriyor. Bu defa hac suresinin şu ayeti 40. ayeti diyor ki Allahu Teala "Ve leyen suran Allahu men yansuruhu." Allah kim kendisine yani Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım eder. Peki şunu soruyorum. Bu dönüşümlü mi? yani çok sade ve yalın. Hı. Direkt hani duyduğumu soruya dönüştürme hali. Bir Müslüman e, İslamiyet'e hizmet etmek zorunda mı? Yani şu ya da biz bilmiyoruz mesela sadece namazını kılıp kendisine görev veren, e, görev farz olarak inmiş görevleri yerine getirmesi kafi olmuyor mu? Olur. Yoksa bunu yaptığımız vakit zaten biz İslamiyet'e bir e, düzgün bir Müslüman prototipi çizerek farkında olmadan da hizmet etmiş oluyor muyuz? Yani hizmet çeşit çeşit olabilir Anladım. çünkü. Anladım. Ee, şimdi İslam'ın farz dediği şeylerin ne olduğunu bilirsek ve İslam'ın farz dediği şeylerin hepsini yaparsak biz başkalarına da hakikati anlatmak zorunda olduğumuzu görürüz. Kur'an'ın farz dediği, siz bakmayın şöyle söylemler dönüyor Cansu Hanım. Işte İslam'ın şartları beş tanedir. İmanın şartları altı tanedir. E tamam bunları yaptım bitti. Öyle değil. İslam'ın temelleri beş tanedir. Şartları beş tane değil. Şartları Kur'an'ın ne kadar emri varsa o kadar şartı var. İmanın şartları sadece altı tane değil. Ne kadar ayet varsa, ne kadar buyruk varsa hepsine inanmak imanın da İslam'ın da şartıdır. Mesela nedir? Sörünüzü cevaplayayım. Millet zannediyor ki İslam namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, ekonomik imkanı varsa zekat vermekten, hacca gitmekten ibarettir. Öyle zannediyor. Hayır. Bunlar meselenin Hazreti Peygamber'in ifadesiyle temelidir, köküdür. Bunun dalları var, katları var. Emri bil maruf. Nehy yani Münker diye bizim baba bir kurumumuz var. İyiliği emredeceğiz, kötülükten nehy edeceğiz. Biliyor musunuz? Allahü Teala bu ümmeti tarif ederken Ali İmran Suresi 110. ayette bizim olmazsa olmaz görevlerimizi üç tane görev sayıyor. Bunların bir tanesi Küntüm hayra ümmetin uhricetlin nas insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murûne bil marufi İnsanlara iyiliği emredeceksiniz ve tenhevne münker ve insanları kötülüklerden ağlı koyacaksınız. Bu bizim görevimizdir. Peygamberimiz de buyuruyor ki men ra'a minkum münkeren içinizden biri bir kötülük görürse bir çirkinlik, bir menhiyat görürse fel yugayyirhu biyedihi onu eliyle değiştirsin fe illem buna gücü yetmezse fe bilisanihi diliyle değiştirsin ve illem yestate olmadı buna da gücü yetmezse fe bi hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin ki ve özellikle adaful imani, bu imanın en zayıf noktasıdır. Yani bu beni ilgilendirmiyor diye bir tutumumuz olamaz. Bu Müslümanca bir tutum değil. Peki burada ara verelim. Sonrasında son ayet kerimenin anlamını anlamaya çalışacağız. Kısa bir ara. Narından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikteyiz. Keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, şimdi Nasr suresinin 3. ayet kelimesindeyiz. Evet. Burada şunu görüyoruz. Allahü Teala diyor ki hani beni tesbih et Hı. ve e, benden bağışlanma dile. Hı. Yani değil mi? Tesbih nedir? Az yani çok kısaca onu söyleyeyim. Çünkü bu bütün bu programlar boyunca tesbih kelimesi geçmedi Hı. okuduğumuz ayet metinlerinde. Burada geçiyor. Kısaca söyleyeyim tesbih milletin zannettiği gibi eline bir takım taştan dizilmiş e, efendim e, 99'luk veya 33'lük diziler halinde herkesin elinde taşıdığı, dolaştırdığı nesnel bir e, araç değildir. Zikretmek değil mi? Tesbih kainatın kodlandığı sistemin adıdır. Kur'an'a göre İsra suresinin 44. ayetine göre Tüsebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men Yedi kat gök, yeryüzü ve içindekiler Allah'ı tesbih ederler. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek tesbih ediyor olmasın. Her şey Allah'ı tesbihe kodlanmıştır. Tesbih bir varlığın yaratılış amacına uygun olarak varlığını devam ettirmesine derler. Yani güneşin ışık ve ısı vermesi onun tesbihidir. Hatta bilir misiniz bilmiyorum, Rahat Suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. 13. sure, bilirsiniz, gök gürültüsü demektir. Gök gürültüsü surenin adı, rahat, gök gürültüsü Bilin demek. Bilin ki ancak kal kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Evet, o, zikir, o muydu 13. O, ayet? O değil. O evet. da Rahat Suresi. O da Rahat Suresi'nde, onu da söyleyeceğim birazdan, zikir ve tesbih farkını Hı. ifade edeceğim. Gök yüzü şey gök gürültüsü Allah'ı tesbih eder diyor. Ve yusebbihu ra'du bihamdihi. Hamd ederek gök gürültüsü Allah'ı tesbih eder. Demek bulutların birbirine çarpıp e, ses çıkarması bulutların tesbihi'dir. Rüzgarın esmesi rüzgarın tesbihi'dir. Kuşların uçması, efendim şakıması onların tesbihi'dir. Bitkilerin bitmesi onların tesbihi'dir. Suyun akması onun tesbihi'dir. Ne bileyim, herhangi bir canlının bir çeşit ses çıkarması onun tesbihi'dir. Dağların, taşların, denizlerin, ovaların her bir varlık ne için yaratılmışsa o yaratılış amacına uygun olarak varlığını devam ettiriyorsa bu ontolojiye tesbih diyoruz. Tesbih. Ha, bu bilinçli ve bilinçsiz bütün varlıkları kapsamını alan böyle bir çerçeve kavramdır tesbih. Bunun daha özeli ise zikirdir. Zikirse insana nispet edilir. Zikir insanoğlunun yaratıcı Allah'ı hatırlaması ve hayatı Allah'ı hatırlayan bir bilinçle yaşamasının adına derler. İşte okuduğunuz ayet Rahat suresinde Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. İman edenler ve kalpleri Allah'ı hatırlamakla huzur bulanlar var ya dikkat edin. Ela bi zikrillah. <laughs> Allah'ı hatırlamakla tatmainnul <laughs> kulub. Kalpler ancak o zaman huzur bulur, o zaman mutmain olur, o zaman doyuma ulaşır. Allah'ı hatırlamak insana ait bir bilincin ifadesidir. Ama tesbih daha kapsamı geniş bir kavramdır. Canlı cansız her varlığı içeriyor. Şimdi bu ayette buyuruyor ki Yüce Allah فَسَبِّحْ بِحَمْدِ Sen de hayatın bu akışı içerisinde görevini yapmış olmanın huzuruyla Allah'ı tesbih et ve estağfirhu. Ola ki bu işleyiş içerisinde aklına doğan bir takım Efendim düşünceler nedeniyle belki düşünülmemesi gereken şeyleri düşünmüş olabilirsin. Bu bir insanoğlu yani peygamber de olsa neticede herkesin bir hatası olabilir. Bazen eylemsel hatalar olur, bazen düşünsel hatalar olabilir. Peygamberimizde de bunların eylemsel olanı değil de bu sure itibariyle söylüyorum. Düşünsel olanı devreye girmiş olabilir. Allah o düşünceden dolayı peygamberimize hani biraz birinci bölümde söylemiştim. Acaba Mekke ne olacak? Acaba fethedebilecek miyiz? Gibi böyle bir insani kaygı, bir, bir özlem dile getirilerek Cenab-ı Hakk'a onun kudretine dair bir e, ufak bir soru eğer gündeme gelmiş ya da akla gelmişse bu peygamberler için bir istiğfar sebebidir. Evet. Benzer bir istiğfar Hazreti Davud'da da var. Evet. Saat suresinde geçiyor. İnnehu kâne tevvâba sen tesbihini yap. Sen bağışlanma dileğinde bulunmana bak. İnnehu kâne tevvâba, Allah tevvâbtır. Yani yönelişleri en çok ve hakkıyla kabul eden yegane kudret odur diyor surenin son cümlesinde. Pekala demişsiniz ki ilahi yardımı hak eden ve cennet ödülleriyle buluşturulanlardan olmamızı niyaz ediyoruz. Amin. Edin, Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz.